Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve ve vesselamü ala resûlinâ Muhammed ve ala ve sahbihi ecmaîn. Evet izleyiciler Arapça öğreniyorum programının bugün inşallah 51. bölümündeyiz. Ve bu bölümde geçenki bölümde hatırlarsanız işte yakın ve uzağa işaret ederken hâza işte veya zâlike yine müenneslerde hâzihi veya tilke ile işaret ediyorduk bir de müfret değil de yani tek kişi için değil de çok kişi için veya çok şey için yani cemi için cemi kelimeler için nasıl işaret ediyoruz buna örnekler vermiştik bunun işte mü müennesi nasıldır müzekkeri nasıldır bu konu üzerinde inşallah bugün yine örneklerle konumuzu işlemeye çalışacağız ekranlarınız başında inşallah takip edersiniz efendim evet 51. bölümdeyiz dedik 51. bölümde e, bakalım e, hangi örnekleri e, göreceğiz. E, burada e, kadınlar var ve kadınları bunlar kimlerdir diye sorarsam e, yine men ile soruyorum. Men e, neydi? Kim veya kimler. Bir kişiyi de sorsam kimdir diye menle soruyorum. E, çok kişiyi de sorsam menle soruyorum. Peki nasıl ayırt edeceğim bir mi çok kişim olduğunu? Artık cümledeki cümledeki diğer kelimelere, cümlelere bakarak bunu ayırt etmeye çalışacağım. Mesela burada haulaiden hemen ayırt edebiliyorum bunun çoğul olduğunu. Haulai bunlar demek. Bunlar burada kadınlar var. kadınlar için bunlar kim diye sormuşum. demek ki erkekler için de kadınlar için de aynı isim kullanılıyor işaret ederken haulai. Haulai bunlar kim? Tabi ha aynı aynen gibi yakına işaret ederken kullanılıyor. Bunlar manasında. Evet bunlar kim dedik? Ha ulai nisaun. Evet bunlar bunlar kadınlardır. Ha işte bunlar kadınlardır. Ha yakındakine, yakındakilere daha doğrusu yakındakilere işaret etmek için kullanılıyor. Müzekkeri de aynı. Müennesi de aynı. Yani e, bunlar erkeklerdir deseydim yine ha diyecektim. Nisa, nisa e, kadınlar demek. Kur'an-ı Kerim'de de e, Nisa suresi var. Yani kadınlar suresi diyoruz. Peki e, yine sorayım. e, e onlar tabi bayanlar için zamir. Mühendisler için veya mühendisler için zamir, e, çoğul zamir hünne idi. Hünne onlar demek. Baştaki e- ee, soru: Ehun ne, vakaf ne? Ee, onlar beklediler mi? Vakafe, vakafe bir fiildir, ee, beklemek manasında, durmak manasında. Vakaf ne deyince, e, kadınları kastediyorum, müennescemi e, kastediyorum. Neden e, bu bir Cemi fiildir? Cemi müennes bir fiildir. Çünkü nereden anladım bunu? Sonundaki neden anladım? E, biz e, mü, fiillerde fiillerde e, cemi müennesler için yani e, müennes olup çoğul olanlar için e, vakaf ne sonuna bir nun getiriyoruz. Ne diye getiriyoruz. Mesela yazdılar deseydim keteb ne diyecektim. E, yine e, çıktılar desem harac ne diyeceğim. Yardım ettiler nasar ne bu şekilde çoğul olduğunu ve müennes olduğunu anlatıyorum. Evet sormuşum onlar durdular mı veya beklediler mi? Ee, cevap olarak ne diyeceğiz? La hayır. Hunne onlar zehebne zehebne aynı az önce belirttiğimiz gibi bir fiildir. Mühendislik anlatıyor. Nereden anladım mühendislik anlattığını? Sonundaki neden anladım. Bu ne sadece mühendislik değil aynı zamanda çoğul olduğunu da ifade ediyor. çoğul olduğunu da anlatıyor. Hayır onlar hünne onlar ve hep ne gittiler. Gittiler e, diyoruz. Peki eha ula in-nisai jalasne ula in-nisai yani e, bu kadınlar bu kadınlar ha ulay bunlar erkekler için de e, kadınlar için de e, aynı manada çoğul olduğu zaman ha üla bunlar yani en-nisa kadınlar celesne oturdular mı? Baştaki e'de mı sorusu için yazıldı. Celesne oturdular. Buradan yine bu fiilden bunun hem müennes olduğunu hem de çoğul olduğunu yani cemi olduğunu anlıyorum. Celesne oturdular demek. Oturdular mı bu kadınlar? peki ne cevap vereceğiz? Çıktılar değil mi? la hayır hünne onlar ne çıktılar. Haracne e, çıktılar. Yine sondaki ne fiilin sonundaki ne bize e, bize çoğul olduğunu ve müennes olduğunu anlattı. La hayır hünne onlar haracne çıktılar. Hünne neydi? Zamir idi. Çoğulu anlatıyor bayanlarda veya müenneslerde çoğulu anlatan zamirimiz. Hayır onlar çıktılar. Peki devam edelim. Eha ula nisa'i haracne. Kadınlar bir eve giriyorlar, bir veya bir avluya avluya giriyorlar. Biz çıktılar mı diye soruyoruz. Eha ula innisa bu kadınlar haracne çıktılar mı? Ne cevap vereceğiz? hayır la Hünne onlar dehalne. Dehelne yine ben buradan cemi olduğunu ve müennes olduğunu fiile bakınca anlıyorum. Yani e, kadınların e, bu işi yaptığını, e, burada kadınlardan bahsedildiğini veya müenneslerden bahsedildiğini fiile bakınca anlıyorum. Dehalne'ye bakınca anlıyorum. Yani şu hünne burada olmasa bile, hünne olmasa bile bu işin kadınlar tarafından... E, ...yapıldığını... ...dehal neden anlıyorum. Nasıl anlıyorum? Sonundaki... neden anlıyorum. Bu ne ...fiile yazıldığı zaman... E, ...fiilde böyle bir ne olduğu zaman... E, ...bunun e, işte mühendisler... ...tarafından yapıldığını ve çoğul olduğunu... ...yani cemi olduğunu anlıyorum. La, hayır... ...hünne, onlar... ...dehal ne... ...girdiler... E, ...diyoruz. Peki... E, ...diğer örneğimize bakalım... Ehe ula'i, ula'i, bunlar, bunlar, e, amil ne? Burada herhangi bir zar, zamir getirmemişiz veya bir isim getirmemişiz. Yani nisa gibi e, bir isim getirmemişiz, hünne gibi bir isim getirmemişiz. Ama ben buradan, bu, e, burada bir e, mühendislik olduğunu anlıyorum. Yani işin mühendisler tarafından yapıldığını anlıyorum. Nasıl anlıyorum? Amil neye bakıyorum? Aminle yani amel ettiler, çalıştılar. Bunlar çalıştılar mı derken sonundaki ne? Sonundaki ne? E, bunun bir e, fiil olduğunu, bir mühendis e, fiil olduğunu ve yine cemi olduğunu yani çoğul bir mühendis olduğunu anlatıyor. Çalıştılar mı bunlar? Evet, zeytin e, topluyorlar değil mi? Zeytin toplama işinde e, çalışıyorlar. E, ne cevap vereceğiz? Neam. Evet, hünne. Onlar artık ha üla yerine hünne de e, diyebilirim. E, hünne onlar demek zamir olarak bayanları anlatıyor. Amilne çalıştılar. Amilneyi tekrar hatırlatalım. Bu bir fiil idi. Cem-i müennes bir fiil. E, peki soruyorum. Eyne amilne. Nerede amel ettiler? Nerede çalıştılar? Yine burada herhangi bir Zamir yok. Yani hünne gibi bir zamir yok. Veya işaret ismi yok. Yani ha gibi bir isim yok. Ee, En-nisa gibi bir isim yok. Fakat ben buradan müennes olduklarını anlıyorum. E, çoğul olduklarını yine anlıyorum. E, nereden? amil neden Çünkü Amilne'nin sonundaki ne bize çoğul olduğunu ve müennes olduğunu anlatıyor. Nerede çalıştılar? Amilne çalıştılar fil hadika... Hadika, bahçeydi. Amil'le çalıştılar. E, fil hadika, e, bahçede çalıştılar. Buradaki fi e, harfi cerdi, harfi cerdi ve e, başına geldiği ismin sonunu kesre yapıyordu. Evet, bahçede çalıştılar. Demek ki e, ben burada hünne demeden de bayanları anlatabilirim, mühendisleri veya anlatabilirim e, veya e, oraya herhangi bir işte bayan isim getirmeden de fiilde fiilde bunu belirtebilirim. Nasıl belirtiyormuşum İşte getirdiğim bu alametle belirtiyorum. Evet bahçede e, çalıştılar e, dedik. Peki çalıştılar ama ne yaptılar? Ma da ne? yaptılar? Ma nedir veya ne? Fəl Fiilden geliyor. Fəl ne? Fiil işlediler. Yani ne yaptılar? Fəl e, neden de yine ben bunların müennes olduğunu anlıyorum. Nasıl anlıyorum? Sonundaki neden ee, anlıyorum. Evet, madafe'ne ne yaptılar? Ee, peki ne cevap vereceğiz? Eee cema'ne cemaa bir araya getirmek. Hani cem olmak diyoruz ya. E, cuma da oradan geliyor veya cemaat da oradan geliyor. Cema'ne cem ettiler. Yani topladılar. Topladılar. E zeytun zeytun Türkçeye geçmiş. E, fakat zeytin diye geçmiş zeytun cema'ne zeytun zeytun topladılar. Zeytin cem ettiler. Zeytinleri bir araya getirdiler. Cema'ne yine buradan bu işi bayanların yaptığını, müenneslerin ve çoğul müennesin yaptığını anlıyorum. Cem'i müennesi nereden anlıyorum? Fiilin sonuna gelen fiilin sonuna gelen neden anlıyorum ki buna zaten müenneslik nunu Diyeceğiz ileride mühendislik nunu diyeceğiz inşallah. Peki zeytin topladılar, cema'ne topladılar, cem ettiler ee, dedik. Ee, yine soralım ma hada ma hâza? ma neydi? Yine burada nedir anlamında. Haza bu, ma hada bu nedir? Bunu hatırlıyorsunuz. Ma haza, ee, cansız varlıklar için ma kullanıyorum. Peki insanlar gibi diğer varlıklar içinde ne diyeceğim? Men hada yani e, e, men hada bu kim? Men men hada bu kim? Bu hada hada yakın için işaret ismiydi. Yakın için bu demekti. Ma hada men hada cevap verirsem hada Kur'an bu Kur'andır. Bu Kur'andır. Hada yakına işaret ediyordu değil mi? Ee, yine ee, Kur'an okuyan kişi için söylersem haza ee, raculun evet ve haza raculun diyorum. Peki ma zalike dersem aynı şekilde bu nedir? Ma zalike burada ee, anlam yönünden anlam yönünden bir fark yok. Ma haza ile ma zalike aynı şeyler fakat ince bir fark vardı. Zalike de birazcık uzaklık kastediyorum. Uzaktaki bir şeyi sorduğum zaman veya söylediğim zaman bu diye zalikeyi kullanıyordum. Tabi tek şeyler için yani müfret şeyler için. Ma zalike bu nedir? Bu nedir? Yine kişiyi sorarsam, e, oradaki adamı sorarsam ve zalike diyorum. Bu kimdir değil mi? Ve zalike bu kimdir? Cevap olarak zalike Kur'an'ın bu Kur'an'dır. Tabi uzaktakini kastetmişim. Ve zelik ve bu kişi de Müslümandır. Peki, men ha rical, men ha rical, men neydi? Kim veya kimler? Kim veya kimler? Ha dediğime göre kimleri soruyorum. Bunlar kimlerdir? Er rical adamlar. Bu adamlar kimlerdir? Bu adamlar kimlerdir? E, Tabii. Ha ulai, e, çoğulu idi, ''Cemmi idi. E, ha de aynı ''hâzâ'' gibi yakınlık e, anlamı var. Yani e, bunlar derken bu yakındakiler. Ha cevap olarak, ha rical, bu adamlar, bu adamlar. Rical neydi? ''Racul'ün çoğulu. E, Racul adam demek. Er rical adamlar demek. E, bu şekilde kullanılıyor. Haulâ'ir rical bu adamlar etibâu etibâu tabibin çoğuluydu. Ee, bunlar e, tabi o bildiğimiz kurala uymamış çoğaltırken, cemi yaparken neydi e, isimlerde kural? E, Müennes değil de müzekker isimlerde vav ve nun getirmek. Yani racülü nasıl çoğaltacaktık? Kurallı çoğaltırsak raculune raculune vav'la nun yine e, tabibi çoğaltırken de Tabii bu ne diyecektik. Fakat genelde öyle kullanılmıyor. E, bu şekilde e, rical adamlar, etibba, doktorlar. Evet, bunlar bu adamlar doktorlardır e, diyoruz. E, peki bunu bir de e, yakın için değil de yakın için değil de e, uzak için sorarsam yani haülayi değil de uzaklık manası veren bir bu dersem men ulaike rical bunlar kim yani bu adamlar kim buradaki ulaike ulaike aynı zalike gibi uzaklık kastediyor uzaklık ifade ediyor ulaike manası nedir İşte bunlar işte bunlar manasındadır ha ula ile aynı manada aynı manada fakat birazcık uzaklık kastı var men ulaike men kimler işte bunlar er ricalu bu adamlar değil mi Evet bu adamlar kimler diye aynı soruyu ee, bu şekilde de e, soruyorum. Cevap olarak e, ne diyeceğim? E, aynı şekilde biraz önce söylediğimiz gibi. Ulaike rical etibba veya ha ulair rical etibba. Bunlar yani bu adamlar etibba-u doktorlardır. Ha ula ile ulaike'nin ne farkı var o zaman? Ha ulai haza gibi yakınlık anlatıyor ama çoğullarda kullanılıyor. Ulaike ise o da e, çoğullarda kullanılıyor. Fakat uzaklık anlatıyor. İşte bu manasında. Men hadihi, bayanlar için, mühendisler için veya sorarsam kim bu derken ne diyordum? Hadihi, men hadihi, bu kim? E, men hadihi cevap olarak e, ne diyeceğiz? Men hadihi, bu kim? Hadihi, e, müslimetun diyebilirim. Yani bu. Müslümandır. E, mühendis olduğunu nereden anladım? Sonundaki mühendislik t'sinden e, anladım. Yine hadihi'den anladım. Çünkü mühendislerde hada değil, hadihi geliyordu. Evet, hadihi müslimetun, işte bu müslümandır. Müslüman e, bayandır. Peki, uzaktakini kastedersem veya uzaklık anlatırsam, men tilke, işte bu kimdir? Fakat tilke, e, işte bu manasında fakat, Uzaktaki bir şeyi anlatıyor. Men tilke bu kimdir? Tilke ne cevap vereceğim? Cevap verirsem tilke e, müslimetun diyeceğim değil mi? Yani e, işte bu e, bayandır. Tilke deyince uzaklık kastetmiştim. Bunu daha önceki derslerimizden e, hatırlıyorsunuz. Peki e, bayanlarda e, yine e, bunlar kim? Yakın ve uzak için tekrar hatırlayalım. Men ha ulai. Kim bunlar? Kim bunlar? Ha ulai? Cevap olarak ne diyecektik? Ha ulai e, nisaun. işte bunlar e, kadınlardır. Peki uzaklık kastederek sorarsam, men ulaike kim bunlar? Veya men ulaiken nisa kim bu e, kadınlar dersem, men ulaiken nisa. O zaman ulaike burada işte bunlar manasında. E, Tabi uzaklık. E, kastediyor. Ulaike'de böyle bir uzaklık kastı var. Ulaiken nisa bu kadınlar amilatun e, amilatun amel edenler e, işçilerdir. Çoğul bir kelime, kurallı bir kelime kurala uymuş. E, kural derken yani cemi müenneslerde yani müennesleri çoğalttığımız zaman, çoğul yaptığımız zaman e, ismin sonuna artık o yuvarlak t'yi kaldırıyoruz yuvarlak T'yi kaldırıyoruz. Sonuna elif ve T getiriyorduk. Yani çeken bir elif. A diye çeken. Amila tün. Bir de açık T getirince çoğul oluyordu. Cemi oluyordu. Peki bu kadınlar amilatun işçilerdir. Peki ee, soralım çay içtiler. Mada şeribu. Mada nedir? Şeribu içtiler. Haula'ir rical bu adamlar. Evet. Eee bunlar yani er rical adamlar. bu bunlar adamlar Türkçeye geçince böyle biraz manayı değiştirmek durumundayız. Bunlar adamlar tam olmuyor. Bu adamlar ne içtiler? Şeribu. Şeribu zaten Türkçede kullanıyoruz. Şurup diyoruz mesela. İçtiler. içtiler. Peki bunun fiil olduğunu nereden anlıyorum? Şeribu'nun sonundaki vav'dan ve elif'ten Anlıyorum. E, buradaki Vav işte onun çoğul olduğunu anlatıyor. Şeribu içtiler. Maza? Ne içtiler? E, diye soruyoruz. E, ne içtiler peki? Cevap olarak söylersek e, herhalde e, çay topladığına göre çay içmişlerdir. Ha ula irrical bu adamlar evet. ha ula irrical bu adamlar şeribu eşşay, şeribu şay. Şeribu içtiler. Şay, çay içtiler. Peki aynı soruyu ulaike ile de sorabilirim. Ma da şeribu ne içtiler? Ulaike rical bu adamlar. Ulaike uzaklık kastediyordu. Ulaike rical bu adamlar şeribu şay çay içtiler. Ulaike bunlar demek. Bunlar demek aynı ha ula gibi. Fakat uzaklık kastettiğim zaman kullanıyorum. Peki, men ha ula in nisa, men ha ula in nisa, e, bun kadınlar kim diye soruyorum. Men ha ula in nisa, ha e, aynı müzekkerlerde olduğu gibi mühendislerde de aynıydı. Bunlar manasında. Bunlar kim? Bu kadınlar. Ha ula in nisa, bu kadınlar müderrisatun e, müderrislerdir müderrislerdir. Yine kurallı bir çoğaltma yapmışız. Müenneslerde kuralımız neydi çoğaltırken? isimleri. Sonuna çeken bir elif getiriyoruz A diye ve açık T getiriyoruz. Artık o yuvarlak T'yi atıyoruz. Çoğaltırken, cemi yaparken çeken bir elif ve T getiriyoruz. Açık T. Müderrisatun müderris bayanlardır. Evet bu kadınlar müderris bayanlardır. A dediğimiz gibi yakınlık anlatıyor. İşte bunlar manasında işaret ismi ve erkeklerde de aynı e, de, müenneslerde de aynı diyoruz. E, aynı şekilde men ula-i-ken nisa ülâyke e, ulaike demek ki bayanlarda da aynı uzaklık anlatırken bunlar derken kim bu kadınlar değil mi? Kim bu kadınlar? Men ula-i-ken nisa cevap olarak Ula iken nisa bu kadınlar müderrisatun. Peki eyne nerede ha ula innas bu insanlar. Nas ne demek? Nas Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. E, i̇nsanlar demek. Ha ula i, bunlar. Yani bu insanlar nerede? Cevap olarak hum fis onlar fis çarşıda veya pazarda. Suuk ne demek? Suuk çarşı demek, pazar demek. Hum onlar zamir fis suk fi içindelik anlatıyordu harfi cer olarak. Harfi cer gelirse ismin başına sonu kesre yapıyordu. Hum fis onlar çarşıdalar veya pazardalardır diyoruz. Peki e ulaiken nisa bu kadınlar ekelnet taam taamı biliyoruz. Taam nedir? Taam yemektir. Değil mi? Yemektir. Ekelne fiil. Fiil. Peki ben bu fiilden bir şey anlıyorum. E, Mühendis müennes olduğunu anlıyorum. Bir de çoğul olduğunu, cemi olduğunu anlıyorum. Yediler. Ekele yediydi. Ekelne yediler. Kimler yedi? Bayanlar, müennesler yediler. E iki, bunlar. En yani bu kadınlar. Taam yediler mi? Değil mi? Yemek yediler mi? Mi nereden anladın? Baştaki. Hemzeden anladım. Evet, yemek yediler mi? Ee, ne cevap vereceğiz? Neam? <laughs> evet, hünne onlar ekelne taam taam yediler. Ekelne ekelne yediler. Müennes idi. Nereden anladım müennes olduğunu veya cemi müennes olduğunu yani çoğul olduğunu sonundaki neden anladım? Evet, onlar yemek yediler. Peki. هذه مدرسةٌ. Bu e, müderrisedir. Yani e, bayan öğretmendir. ve haula'i ve bunlar da tullabuha. Tullabuha talebeleridir. Tullab talebeler diyeyim. O da kurala uymamış. E, fakat yemidir. Çoğuldur. çoğuldur. Haula'i bunlar tullabuha onun öğrencileridir. Onun olduğunu nereden anladım? Sonundaki ha'dan. Ha'dan anladım. Yani e, ee, müderrisenin öğrencileridir. Peki devam edelim. Hâzihi müderrisetun ve hâulâyi tullabuha. El müderrisetu yani ee, bayan öğretmen mesahati sebbûra. Mesahat, mesahat sildi demek. Meshetti diyoruz ya aslında meshetti de oradan geliyor. Mesaha sildi mesahat mesahat e, fiildir müennesler için e, tek bir müennes yani müfret müfret bir müennesse fiilin sonuna ne getiriyoruz t getiriyoruz cezimli bir t getiriyoruz mesahat o cezimli t e, bize neyi anlatıyor o işin müennes biri tarafından ve bir kişi tarafından yapıldığını anlatıyor peki cezimli olması gerekirken ee, geçerken nasıl geçiyorum? Ee, geçerken kesreyle geçiyorum. Kesreyle geçiyorum. Çünkü fiilin sonunda, fiilin sonunda cezim varsa kesreyle geçiyorduk. mesahet sebbura, tahta. Sebbura ne demek? Tahta. Tahtayı sildi. Evet, tek bir müderris, müderris bayan öğretmen tahtayı meshetti, tahtayı sildi ee, dedik, hatırladık daha önceki derslerimizden. Peki yine soralım. Eyne tilkel müderrise. E, tilke deyince bu. Fakat tilkede uzaklık kastı vardı. Bu öğretmen nerede? Eyne nerede? Tilke bu. El müderrise. Bayan öğretmen nerededir? E, peki nerededir? Sınıftadır değil mi? Öğrencilere de soralım. Ve eyne ulaike tullab. O eyne nerede? Nerede? ''Ulaike'' bunlar demek. Peki ''ulaike'' de ne kastı var? Uzaklık kastı var. Yakınlık kastıyla söyleseydim bunlar ne diyecektim? ''Ha <laughs> ulai'' Evet. ''Ve eyne ha ulai dullab'' Bu e, öğrenciler e, nerededir? Peki cevap olarak ne diyeceğiz? ''Hiye o ve dullabuha'' ''O ve onun talebeleri'' ''Onun olduğunu nereden anlıyorum?'' ''Hadan anlıyorum.'' Hiye mühendisler içindi. Hiye ve tullabuha, o ve onun öğrencileri fil fasli sınıftadır. Diyoruz. Sınıftadır. Peki e, bugün de e, geçenki derslerdeki e, konuların bir tekrarını yapmış olduk. Değerli izleyiciler. Ha, ula ile ulaike e, arasındaki farkı e, görmeye çalıştık. Çok az bir fark vardı. Yine mühendisler için ve müzekkerler için aynı idi. Ha ula'i ve ula'ike ikisi de kullanılıyordu. Ha ula'i de yakınlık manası var. Ula'iki de uzaklık manası vardı. Bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümde yine farklı örneklerle, farklı konularla buluşmak dileğiyle diyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.